İyi günler arkadaşlar. 2009 model E350 CDI 212 kasa. E kasa yani. Malatya'dan çıkıyor. Araç Malatya'da 900 bin liradan çıkıyor. 100 bin lira teminatı var. 27 Mart 2024 14 ihalesi bitiyor. 642 850 motor 6 silindirli 228 beygir. Anahtarı var çalışmıyor. 722'ye 902 şanzıman, 7 ileri otomatik vites, 197 obsidiyen siyahı diyor, metalik boya. parametre direksiyon, geri görüş kamerası, ölü açı e, asistanı, e, karartmalı ayna, içten içe yükleme, direksiyon simidinden çok fonksiyonlu vites falan değiştiriliyor. Lastik basınç kaybı uyarısı, far temizleme, avantgard araç döşemelere güzel rengi biraz acayip geldi bana ama yani evet 29 1 2024'te çekiciyle gelmiş araba yanmış gençler sol ön kısmından farın oradan far yanmış oraları eritmiş olduğu gibi ama fazla bir şey yok sol çamurlukta da var marşbel var marşbelin ucu e, ön tamponu zaten olduğu gibi eritmiş yarısını yani yarısını hemen söndürmüşler demek ki o şey var orada da e, fren sistemi ABS mi ABS değil de yani o fren sistemi var onun şeyleri falan oralara eritmiş yani radyatörlerde falan olabilir yani e, bizim bir, bir arkadaşımız oraya e, bir ellemiştir siz mi oraya benzin döksen, kibrit çaksan yakamazsın bu arabayı ben o kadar söylüyorum yani. kesin birisi oraya bir iş yapmıştır neyse şimdi fazla da konuşmayayım. Yoksa oraya var ya benzin dök üstüne kibrit çak yakamazsın bu arabaları. Uğraşmak lazım yani. Tamam mı gençler? 642 642 motor ee, dediğimiz gibi 6 silindirli 228 beygir. Özellikleri bu ile. Yani 350-400 bin lira gibi Ben bir masraf görüyorum Çıkmalarla birlikte Çıkma parçalarla Far, çamurluk işte tampon ama bu arabaların var yani Şeyi var ee, Parçası çok var Çıkma parçası var, Lastik, ön takım, ön takım Oralara her şeye bakılacak abi. Bir de en başta şeye bakılacak yani ee, Benim tahminim Neden yandı bu araba Şimdi alacaksınız Eee şey yapacaksınız. Yaptın ettin bir daha yanarsın olacak. Neden yandın ilk önce bileceksin. Size böyle bir hikaye anlatayım mı ben gençler vaktiniz varsa. Bakın şimdi size bir hikaye anlatayım ben. Yetkili servisteyiz. Sene 98 97'lerde 98'lerde bir tane CLK 208 kasa araba yanmış geldi bizim servise ee, adam tabi bas bas bağırıyor kaskosu var ee, yanmış arabası şeye telefon açıldı buradan e, Mercedes'e telefon açıldı pazartesi günü zannediyorum pazartesi günü e, telefon açıldı salı günü akşam Alman Atatürk Havalimanı'na indi 5'te bizim geldi buraya saat 6-7 gibi Adam dedi ki ben dedi sabah 8.30'da gelirim, akşam 6'da giderim. Bana dedi arabayı şuraya çekin. Şöyle ışık koyun, böyle ışık koyun, şunu yapın, bunu yapın, hazırlayın dedi. Ben yarın sabah geliyorum dedi. Adam dediği gibi sabah buçukta geldi. Akşam 6'da e, aldı şey yaptı. Gitti bir hafta falan böyle çalıştı ama nasıl biliyor musunuz? Yani o parçaları çekecek mesela Şarjı söktü, marşı söktü. Oraları böyle e, sulu boya fırçası gibi fırçalarla didik didik bir hafta boyunca, bir hafta boyunca adam geldi sekiz buçukta, akşam altıda gitti. Böyle didik didik, didik dedikleri tabii neden yandığını araştırıyorlar arabanın. Tabii bu arada eksper de e, Sigorta'dın tabii eksper de sigortadan e, sigortanın şeyini herhalde teknik üniversite miydi teknik üniversiteden ekip getirdi bir de o da tabii kendi şey yapacak. Bu adam Alman dediğim gibi bir hafta boyunca çalıştı. Bu arada şeye gittik. Ben de gidiyorum onlarla birlikte. Araba nerede yandı gittik. O yandığı yere gittik. Arabanın sahibi Mercedes'ten bir arkadaş bu Alman ben e, gittik şeye. Adam o zamanlar 97'ler 98'lerden bahsediyorum. Adam dedi ki böyle yanmış otlar falan yanmış Alman dedi ki o Alman şimdi söylüyor bizim o Mercedes'teki çocuk da arkadaş da şey yapıyor hem tercüme ediyor hem de yardım ediyor. Alman dedi ki ben dedi buranın resmi çekeceğim dedi arabanın sahibine <laughs> izin veriyor musunuz dedi biz böyle herkes birbirimize baktık ne izin istiyor lan bu diye ya işte böyle bu işler o zaman izin istersen şimdi böyle oluyorsun sen de böyle oluyorsun işte. Öyle bakıyoruz adama. Ne izin istiyor? Ey yavrum ey. Neyse ondan sonra e, bir hafta falan çalıştı burada ama didik didik. Bak sabah sekiz. Adamları biliyorsunuz zaten Almanların nasıl çalışıyor. Adam böyle didik didik. Sabah sekiz üçte geldi. Akşam altıda mı? Beşte mi? Ne gitti? Sulu boya fırçaları böyle te, kalem kalem şeyleri var adamların böyle didik 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 didik, didik didikledi. Sonra şarj aldı, marşı aldı. Sonra bu gitti. O arada da bu gitmeden tahmin ediyorum şeyden üniversiteden miydi bir yerden adam geldi. Ekip geldi 4-5 kişilik ekip. Bak bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar çalıştı adam yorum yapamadı. Sabahki zaten o yapmaz zaten yorum bilse bile o rapor falan hazırlamak için. Sabah 8.30 akşam 6 çalıştı adam bir hafta boyunca bizimki geldi bak böyle yaptı. <laughs> bir tane adam geldi. Arkasında da 3-4 kişi. Şöyle bagajı aç bakayım dedi. Onların bagajı da şeyle Akü tabii yanınca oksit yapmış. Kaldırdı. akü ok Tamam aküden yanmış bu araba dedi. Çektiler gittiler abi. Nasıl? İyi değil mi? Sonra adamlar rapor yayınladı. Şey dediler yani. Arabada bir şey yok. Arabada dediler bir problem yok. Yani sabotaj çıktı. Çünkü niye öyle? Ben şimdi diyorum, şimdi öyle arabada olsa devamlı olur değil mi? Devamlı görürdük, ederdik yani. Onu demek istedim. Yani böyle bir hikayemiz oldu. Aküden yandı araba. İşte aküden yanarsan şimdi de böyle oluyorsun. Aküden yanarsan şimdi de böyle arkasından bakıyorsun adama. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.